Merhaba arkadaşlar. Bu anakartın arka panel USB'leri arızalı. Bu 4 adet USB girişi arızalı. Ancak ön panel USB girişleri sağlam. Haliyle burada klavye ve mouse bağlı. Bu arka paneldeki USB'lerde voltaj yok. Veri giriş ve çıkışları sağlam. Bunda sıkıntı yok. Bu bir arıza. Şimdi biraz USB şemasından bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bu şemada sizlere basitçe anlatmaya çalıştım. USB'de 4 adet pin vardır. Bu pinlerin dış taraftakiler eksi ya da artıdır. Yani voltaj olarak. Ortadaki 2 tane pin veri çıkışı ya da veri girişidir. Artı ve eksi enerji girişleri taktığınız herhangi bir USB cihazına gelmiyorsa haliyle veri çıkış ve veri girişi olmayacaktır. Sorun yaratacaktır. Ya da artı olan bu voltaj, artı voltajı düşük olursa yine USB cihazımız çalışmayacaktır. Aygıtımız çalışmayacaktır. Bunu basitçe size göstereyim. Şimdi elimizde şöyle bir basit bir USB cihazı var. Aygıtı var. Bunu takıyorum. Haliyle masa üstünde aygıt yöneticisi de açık. Takıyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi gördüğünüz gibi USB aygıtını algıladı. Ancak şurada gördüğünüz LED'i var. LED yanmıyor. Voltaj yok. Haliyle okuyamıyor. Bu bir sorun. Diğer USB girişleri de arızalı. Deneyelim. Taktık. Gördüğünüz gibi bu da arızalı. Şimdi normal herhangi bir USB flash belleği takalım. Diğeri hiç görmedi. Altına takalım. Bunda da ses soluk yok. Bu tarafa takalım. Hiçbir şey yok. Yani kısacası bu USB çıkışlarımız arızalı. Şimdi bunun tamirini yapacağım. Ama tabii geçici bir çözüm olacak. Şimdi nasıl yaptığıma hep birlikte bakalım. Şimdi bu anakart bu hale nasıl gelmiştir? Onu da kısaca anlatayım. Bu arka tarafa takılan USB aygıtlardan herhangi birisi eğer bu şamada gösterdiğim artı ve eksi kutup USB aygıtında kısa devre ise şu artı ve eksi kutup kısa devre ise bunu taktığınız anda buraya kısa devre olduğu için buradaki komponentleri, küçük mikro parçaları yakacaktır. Çünkü üretici firmalar anakart üretirken kullanıcıların bu tür sorunlar çıkaracağını bildikleri için burada küçük parçalar vardır. Bunlar aslında sigorta vazifesi yapar. Bunlar yanar ki diğer komponentlere zarar vermesin diye. Şimdi bunu anlamışsınızdır umarım. Bizim burada değiştireceğimiz ya da üzerinde oynama yapacağımız parçalar şu iki tane 8 bacaklı küçük regülatör ya da direnç görevi yapan parçalar. İki tane. Şu. Bu parçalar hem direnç hem regülatör görevi yapıyor. 5 voltu alıyor. Direnç vasıtasıyla 5 volt çıkış veriyor USB'lere. Haliyle bu anakartı kullanan kullanıcı kısa devreli USB cihazı aygıtı kullandığı için bu anakartın buradaki bu küçük parçalarını yakmış ya da işlevsiz hale getirmiş. Şimdi biz bunlara bu şekilde müdahale edemeyiz. Çok küçük parçalar bunlar, mikro parçalar. Ben ne yaptım? Onu da göstereyim. Anakartın arka tarafındaki 5 volt girişlerini, şu da 5 volt girişidir. Bu da 5 volt girişi. 5 volt girişlerinin ortak olarak aldığım kabloyla getirdim. Bunun ana besleyici yeri şuradaki diyot. Şu diyot 5 volt çıkışını veriyor. Kabloyu buraya lehimlediğimde USB'lerimiz çalışıyor arkadaşlar. Ama bu şekilde kabloyla bu iş olmaz. Bu basit bir anlatım. Biz
bu parçaları kullanabilecek miyiz ya da bunun üzerinde modifiye edebilecek miyiz? Bunu göstermeye çalışacağım. Nasıl yaptığıma dikkatli bakın. Şimdi ben bu kondansatörleri niye söktüm? Bunu sorabilirsiniz. Ben önce bu arızanın kondansatör sorunu olabileceğini tahmin ettim. Ama maalesef öyle değilmiş. Bu yüzden kondansatörleri, yani orijinal kondansatörleri söküp daha kaliteli kondansatör takmıştım. Ama tabii sonuç alamamıştım. Tekrar bu orijinal olan kondansatörleri şimdi tekrar yerine takacağım. Lehimleyeceğim arkadaşlar. Ama aynı zamanda burada alan, yani yapacağımız işlem için alan kazanmam için bu kondansatörleri sökmem gerekecekti. Söktüm. Şimdi bu görmüş olduğunuz dirençler. Biz buraya bu dirençleri kullanacağız. Parçaların üzerine modifiye edeceğiz. Bunları lehimleyeceğiz. Bu dirençler aynı zamanda rezistör görevi yapar. Yani bunlardan direkt geçiş vardır. Sigorta işlevi görecektir. Herhangi bir kısıtlama yoktur bu dirençlerde. Ama kısa devre olduğunda yanmaya müsait dirençlerdir. Bu da bir nevi önlem olmuş olacak bizim için. Bunları şimdi buradaki komponentlerin üzerine lehimleyelim. Bu arada bu dirençlerin değerlerini de size göstereyim. Ölçü aletimizi diyot konumuna getiriyorum. Gördüğünüz gibi direkt geçiş olan bir direnç. Şimdi bu parçaları lehimleme işlemini tamamladık. Siz de yakından bakın. İki adet direnci bu küçük mikro parçalara lehimledim. Tabii bu iş çok ince bir işçilik. Bunu buraya lehimlemek çok zor bir olay. Onu da belirteyim. Öyle görüldüğü gibi basit bir iş değil. Son olarak kondansatörleri takmadan önce bir de kısa devre ölçümü yapalım. Taktığımız parçalarda kısa devre var mı diye. Giriş bacakları bunlar. Yani size bahsettiğim buradaki diyotun giriş bacağı burada. Görüyorsunuz. Buralarda, yani direncin diğer tarafı çıkış bacağı oluyor. Yani USB'ye çıkış bacağı voltajın.
Bu tamam. Şimdi bu daha önce sökmüş olduğum kondansatörleri, orijinal kondansatörleri takalım yerine. Artık bu tele ihtiyacımız kalmadı. Bu teli de sökebiliriz. Evet, bu işlem tamam. Bu işi bitirdik. İki tane direnç taktık. Ya da resistör de taktık diyebiliriz. Bunlar sigorta vazifesi yapacak. Bu küçük mikro parçaların üzerinde. Şimdi bu şekilde bu anakartı test etmeye hazır arkadaşlar. Bakalım az önce çalışmayan USB çıkışlar çalışacak mı? Anakartımızı çalıştırdık. Şu anda aygıt yöneticisi de açık. Az önce bunun LED'i yanmıyordu arkadaşlar. Şimdi tekrar test edelim. Bakalım çalıştırabilmişiz mi? Tamir edebilmişiz mi? Takıyorum. Evet, yandı ve USB aygıtımızı gördü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LED'imiz de yanıyor. Bu tamam. Üstüne geçelim. Evet, bunu da gördü. Bunda da sorun yok. Diğer iki tanesine bakalım. Az önce bu flash belleği takmıştım. Hiçbir şey yoktu. Ses soluk yoktu. Takıyorum. Evet, bunu da gördü arkadaşlar. Bu da tamam. Diğerine takalım. Bunu da gördü. Yani biz bu işi başardık arkadaşlar. Hallettik. Bu temel bir bilgiydi. Basit bir bilgiydi. Bu küçük parçaları devre dışı bırakıp dirençlerle geçiş yapmış olduk. Haliyle dirençler de bir sigorta vazifesi görecektir. Bu USB flash bellekte kısa devre olursa ya da kısa devreli herhangi bir cihaz takarsak buna yine anakartı geçiş yapmadan buradaki dirençler yanacaktır. Yine belirteyim. Bu sadece sizin pratik yapmanız için benim gösterdiğim arızalardan birisi. Biliyorum bu şekilde USB arızası olan anakart çok. Haliyle bunlarla uğraşan da yok. Onu da biliyorum. Umarım bu bilgiler size fayda sağlıyordur. Bir de son olarak biz az önce front panelden USB mouse ve klavyemizi kullanmıştık. Çıkartalım bunu. Bunu da çıkartalım. Klavyemizi takalım. Evet, klavyemizin ışığı yandı. Mouse'umuza takalım. Evet. Mouse'umuz da çalıştı. Bu işi de başarıyla tamamladık arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.